Saçmaladım. Gürkan? Yani o elindeki kitap özel bir eser. Nadide bir baskı. Abi ödümüzü patlattın ya. Pardon, yani sen ve senin özel baskı kitabını incittiğim için özür dilerim. Buraya koyuyorum, okey? Ben de bilmiyordum. Özür dilerim. Başka ne tepki verecektim ki? O kız benim çalışanım. Mesai saatleri içinde bana emanet sayılır. Olmaz. Benim çatımın altında böyle saçmalık yapılmaz. Ay Adalet abla, vallahi herkese bir garip Sinan Bey. Yani adamcağız sonuçta misafiri değil mi? Boş ver kızım, sen işine bak. Fazla muhabbete de girme. Hayır yani, arkadaşı da kötü biri değil ha. Dost canlısı iyi birine benziyor. Ama Sinan Bey, sağ solu belli olmuyor ki. Birden öyle patlayınca şaştım kaldım abla. Ne var yani? Adamcağız sadece kitabına dokunmuştu. Ne var o kadar kızacak? Telefon konuşman bitince bana bir kahve yapıp odama getir. Sonra da gidebilirsin. Bugün erken çık. Neyse abla, görüşürüz. Yatılı okul günlerimizi hatırlıyor musun? Sen o zamanlarda da böyleydin. Kimse anlamazdı senin aslında ne düşündüğünü, ne yaptığını. O zaman hafta sonu olunca herkes evine giderdi. Sen tek başına okulda kalırdın. Sonra herkes evinden geldiğinde böyle coşkuyla ailesiyle nasıl vakit geçirdiğini anlatırdı. Sıra sana gelince ben böyle iyiyim derdin. Ama ben bilirdim iyi olmadığını. Aileni nasıl özlediğini. Uzun zaman önceydi. Unutmuşum o günleri. Çok, çok uzun zaman önceydi hem de. E baksana be abi. İş güç sahibi koskoca adamlar olduk bak. Hah. Derken dilime eşek arası soksun ki telefon toplantıyı hatırlatır olmuş. Ay Sinan ay. Bu arada benim yarın toplantım var. Toplantıya gideceğim. Oradan da İzmir'e geçmem gerek. Kaçta çıkacaksın? Vallahi bilmiyorum, herhalde 10:30 gibi falan çıkarım. Şey diyeceğim. Aynur kaçta geliyor abi? Gelmez o yarın. Yani izin veririm belki. Yarın işim var diyordu. E iyi, selam söylersin. Olur, söylerim. Benim birkaç işim var. Onları halledeyim. Odaya geçiyorum. Sen de burada rahatına bak. Okey. Peki. Kolay gelsin. Hem mesafe diyor, hem bu saatte mesaj atıyor. Saat 11'den sonra gel yarın. Neden 11'den sonra acaba?
Sinan Bey, yarın çamaşır ve ütü günü, erken gelmem lazım. Yoksa yetiştiremem ki. Başka zaman yaparsın onları. Şimdi dediğimi yap. Uzatma. Ben onun çalışanıyım ya. Söz hakkım olamaz tabii. Ben kendimi ezdirmezdim ya. Neyse. Sonuçta bu da onun normali. Tamam Sinan Bey. İyi geceler. Tamam Sinan Bey. İyi geceler. İyi geceler. Buna gerek yok.